CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve iktidar olma iddiasında bulundu. Bahçeli, düzeltiyorum Kemal Kılıçdaroğlu yine konuşmasında Selahattin Demirtaş'la FETÖ tutuklularına bir kez daha özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında bir de Osmanlı gafı yaptı. Bizim mücadelemiz de onun bıraktığı mirası büyütmektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde verdi bu mesajı. Girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, partisinin %20'lerin altına düşen oy oranlarını görmezden geldi. Milletvekillerini iddialı sözlerle motive etmeye çalıştı. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamimizin beyarnamimiz, ana omurgası, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. İktidar iddiasında olan Kılıçdaroğlu, CHP'nin vatandaşa yeterince anlatılamadığından dert yandı. 10 Kasım nedeniyle siyah maskeyle çıktığı kürsüden milletvekillerine uyarılar da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerinden haberiniz var mı? %90'ının haberi yok. Evet altını çiziyorum bir daha. %90'ının bizim önerilerden haberleri yok. CHP Genel Başkanı HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la FETÖ tutuklularına bir kez daha özgürlük istedi. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, harp okulu öğrencilerinin, Ahmet Altan'ın, Ayhan Bilge'nin de haksız yere içeride tutuldukları için doğru olmadığını her seferinde ifade ediyoruz. Osmanlı'nın para basacak bankası yoktu diyerek bir gafa imza attı Kılıçdaroğlu. Öyle ki Osman Gazi'den itibaren Osmanlı'da para bastırılıyordu. Yani CHP Genel Başkanlığı'nın iddiasının aksine parayı banka değil darphaneler basıyordu. Yedi kıtada söz sahibi olan bir imparatorluğun parasını basacak bankası yoktu. Sözü İzmir depremine getirdi Kılıçdaroğlu. Başta AFAD olmak üzere kamu kurumlarının deprem bölgesindeki mücadelesini görmezden geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanları el ele vererek gerçekten son derece güzel bir çalışmayı kararlılıkla sürdürüyorlar.